الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. İlginç bir ders. Kişinin bu dünyadaki hem cennetini hem cehennemini oluşturan sistem, zemin. Yani nedir ki buhrana giriyoruz? Nedir ki bazen uçuyoruz bulutun arkasına, bazen de mağmanın dibine iniyoruz? Nedir o? Zan. Zan. Duydunuz mu zan? Kur'an-ı Kerim'de geçer böyle. Bayağı da geçer. Mesela ağzından da çoğundan da kaçının diyor. Kaçının diyor Allah. Ama o da olmasa insan yaşayamaz. Yani insanı hayvandan ayıran en büyük özelliklerinden bir tanesi de zandır. Hayvanlarda zan yoktur. İnsanda var bu sistem. Lügatını okuyorum. Zan, kişiyi örten örtüsü, umumi zannettiği hususi dünyası, umumi zannettiği hususi dünyası, dimağındaki tasavvurlarımız, dimağımızdaki düşüncelerimiz. Lügat okuyorum, devam ediyorum. Zanlar berzahtır. Zanın ifratı suizandır. Tefriti, zihnen hiçbir şeyle meşgul olmamaktır. Zan. Kurguladığınız dünya. Ha? Şimdi onlara ait notlar okuyacağım. 70 bin perde zandır. Yani kişiler arasındaki ilişkiyi derecelendiren zandır. Allah hakkındaki düşüncelerimiz zandır. Zansız bilen tek yegane Allah'tır. Peygamber dahi zanı vardır. Miraca gittiği zaman gördüğü hadisi dünyada öyle iman etti ki gözü yalanlamadı, kalbi şaşırmadı. Aa, Allah Allah, bu nedir falan demedi. Ha, tabii canım böyle olacaktı. Tarzında öyle bir yakiniyeti vardı ki gördüğüyle yakiniyeti imanı aynı. Şaşırmadı, yanılmadı. 70 bin perde, yani bizim eşyayı örten halimiz, ahireti örten halimiz, ahireti zanlarımız örtüyor. Allah'ı yorumlayan zanlarımızdır. Hidayet hicabının kalkması, hicaba zan deniliyor. Şimdi ne zaman kalkar? Risale-i Nur'un hizmeti iki ana temadan gider. Bir tanesi tren, rayı düşünün. Bir tane de tren. İman hizmeti, sözler, mektubat, demalar, şualar, bu trene benzetiyorum, tren, vagonlara. Raylar var. O treni nereye gideceğini, yönünü ne olacağını, nerelerden geçeceğini, güzergahını belirleyen raydır. Bu layıkalardır. Tamam mı abi? Bu layıkalara yapışan istikametli olur. İstikametli olan ihtina sıratan müstakim hidayettedir, istikamettedir. Hidayette olan, hidayette olan hidayet nedir? Ruhun cennetidir. Ben toparlıyorum. Risale-i Nur'a sadakati olan istikamettedir. İstikametli olan hidayettedir. Hidayet de ruhun cennetidir diyor. İlmiyle dalalete giden tarih doludur. Geçmiş tarih doludur. İlmiyle dalalete giden
En başta Karun'dur mesela. Belam bin Bahura'dır mesela. Ebu Cehil'dir mesela ilmiyle. Gibi. Ömer Elişan'dır. Adamı o kadar mucizeler gördü ki Ebu Cehil denmiş. Cahillerin babası. Zan acayip bir şeydir. Namus zandır. Anlayışımız. Yani bizi biz yapan zanlarımız Allahu ehadimiz zeminini oluşturuyor. Yani Allah anlayışımız. Hani düşündüm diyorsun ya, hatırıma geldi. Onu hangi zeminde değiştiriyorsun? Zanımızı etkileyen anne babamızın nikahı. Anne babamızın bize yedirdiği helal haram. Anne babamızın bize verdiği, ettiği eğitim. Örf ve anane. Aldığımız kültür. Bunlar zanlarımızı oluşturuyor. Zan acayip bir şey. Kötü düşünürsün, olur dünyan cehennem. Allah hakkında suizan edersin, olur dünyan cehennem. Mesela kabir, cehennem, yani ölüm korkusu zanlarımız oluşturuyor. Oysa ölüm, ustadımız dediği gibi, gözüktüğü gibi değildir. Ölüm korkusu nedir biliyor musunuz? Geçmiş günahlarımızın korkusudur. Geçmiş günahları bir araya gelirse insanda ölüm korkusu gözükür. Niçin bazıları düğün gecesi demiş ölüm gecesine? Peki Allah korkusu nedir? Allah korkusu Allah kaybetmekten hasıl olan haftır. Korku değil, haf. Allah'ı kaybetmek zanından geliyor. Ölüm korkusu geçmiş günahlarının sorumluluktan gelen haldir. Çünkü insan geçmişi güzel olursa geçirmiş olduğu hayata kavuşmak ister. Bak mesela ben İçerenköy'de 1978-77, belki çoğunuz yoktunuz dünyada. Yok, o kadar da değil canım. Değil mi, o kadar da değil. Fakat ve öyle kötü geçmediği için bak dolaşmak bana öyle yaram acıtıyor. İyi ki iyi geçmiş diyorum, inanın. Ne olur böyle haletimi size versem bu İçerenköy'ü. İyi ki camiye giderdim. Sabah namazını bile camide kılardık. Öyle mektebede giderdik ya. Yani niye anlatıyorum bunu? Geçmişime geçtiğim zaman 77, 78, 80, 83'e kadar, 84'e kadar yani pişman değilim. Ve o geçmişimden korkmuyorum. Onunla da yüzleşmekten korkmuyorum. Ümitle yaşattırıyor beni. Korkunun sebebini anlatıyorum. Gençler, doğru yaşarsanız fazla değil 15-20 sene sonra dünyada bile meyvesini alırsınız. Dünyada en lezzetli şey ne biliyor musunuz? Allah ile ve ahiretle ümitli yaşamaktır. Bundan daha ileri ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir daha Allah ile ve ahiretle ümitli yaşamak. Anlıyor musun? Musa aleyhisselam bile hakikattaki durumunu bilmediği için Hızır aleyhisselama suizan edip niçin öldürdün dedi Kur'an'da. Hakikat hali bilmeyince hemen zana geçti. Niçin öldürdün dedi. Oysa güzel bir şey yapmıştı. İlmin içinde var zan. Mahluk ilimde. Zanın da zan etmen lazım. Zandan da zan etmek. Mesela dün sordular. Vesveseden kurtulmanın yolu ne biliyor musunuz? Bir cümle söyleyeceğim size. Bir daha. Vesveseden kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Anladık mı abi? Vesveseden kurtulmanın yolu
kurtulmaya çalışmamaktır. Çünkü olmayan bir şey talep ediyorsun. Olmayan kara kedi karanlık odada aramak neyse vesvesenin gitmesini istemek de böyle bir şeydir. Musamayacağız değil mi? Tabii. Yaban arılarına benzer. Uğraştıkça musallat eder sana. Odundan dumanı çıkartabilir misiniz? Çıkartırsanız odun olur mu? İnsandan da şeytanı çıkartamazsınız. Vesvese bu. Vesveseden kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. İşini yapsın adam. Zanı da zannedersek zanın şerinden kurtuluruz. Yani vesveseden vesvese etmek. Mesela namazdan, imanından vesvese ediyorsun. Vesveseden niye vesvese etmiyorsun? Şüpheleniyorsun. Şüpheden niye şüphe etmiyorsun? Ha? Vehimden vehim etmek lazım. Korkuların, endişelerin zemini hafta zan yoktur. Başka bir yerlerde okuyayım. Farklı biraz yapayım. Çünkü çok geniş araştırmalı bir şey. Bir de alışmamış olduğunuz bir konudur ama zannediyorum garip gelmez size. 266 farklı olsun baktım böyle. Durgun olunca siz biraz farklı yapayım dedim. Biraz farklı şey demiştireyim. 276'ya bakayım. O zaman durdun zannettiniz. Ha o da zan. Harika. Ama gördün mü? Nasıl işe yaradı? en durgunumuz buysa. Gördün mü? Zana düştün dedi. Peki. Zan kuyusuna düşmemek için, cehenneme dönüşmemesi için kendini unutmayacaksın. Afaka dalmayacaksın. Umumi dünyayı bir derece sabitliğine bakıp kendi hususi dünyanın da onun gibi yavaş aktığını zannetip karıştırmayacaksın. Ehli gaflet ve ehli dalaleti zahiri tantanalı suni zinetlerine bakıp aldanıp taklit etmeyeceksin. Umumi dünyaya tecelli eden esmaların bir kuvve sende de cereyan ettiğini unutmayacaksın. Yani ağaçta ne var, çekirdekte aynısı var. Allah'ın dışında 18 bin alem var, aynısı sende var. Bunu unutmayacaksın. Kendini sahiplenirsen umumi dünyada sahiplenmek zorunda kalacağını unutmayacaksın. Kendine ne kadar sahiplenip vücut rengini verirsen o nispetle umumi dünyada sahiplenip vücut vermeye mecbur olacağını unutmayacaksın. Yani umumi dünya derken bak mesela 30 senelik içeren köy hiç değişmemiş. Bazı yerler değişmemişti. Ama ben değişmişim. Yani o değişmedi, ben de değişmediğim zannetmeyeceksin. Arkadaşlar bu milletin %90'ı umumi dünyadan haberi yok. Kendi hususi dünyasını umumi dünya zannediyor. Kurgulanmış bir küçük dünya onun içinde yaşıyor. Biz de öyleyiz çoğunlukla. Bu sözü dışarıya değil, kendimize şey yapalım. Mesela sokakta rastlarsın kendi kendine. Kendi kendine yaşıyor ya. Veya telefonda. Veya oturmuş masaya. Bir dünya var. Mesela okuyor, ömrünü doktorluğa vermiş. Sabah bir giriyor daireye böyle. Sen gel. Akşama kadar bak hususi bir dünya. Yani düşüncelerimiz, zanlarımızı şu oluşturuyor. Hayal ettiklerimiz, düşündüklerimiz bizim hususi küçük dünyamızı oluşturuyor. Umumi dünyaya nasıl geçeriz? Vahye ne kadar muhatap olursak. Vahiy
Umumi dünyadan bahsediyor. İnanın bana bu sözü dışarıya atmayın. Ben de bunu araştırırken, ben biraz önce düştüğüm gibi, umumi dünya zannediyorum. Yani kendi dünyamı, her şey belli. Şey biliyorum, yata etmişim, her şey yerli yerinde. Hayır arkadaşlar, senin gördüğün gibi değil burası. Benim gördüğüm gibi değil burası. İnan değil. Allah böyle görmüyor, büyükler böyle görmüyor, okuyanlar böyle görmüyor. Kendini keşfedenler böyle görmüyor. Mesela misal vereyim. Adam ağaca bakıyor, mobilya hatırlıyor. Ağaca bakıyor, olan bu kışı çıkar ya diyor bu odun. İyi bir kereste olur diyor. Adam bakıyor, olan bunu satardık diyor. Adam bakıyor, güzel salıncak olur diyor çocuklara hafta sonu. Bir adam da bakıyor, Allah'a tefsir ediyor. Allah'a çözüyor onunla. Allah'ı tanıyor. Farkı görüyor musun? Ya dertlerin kendine vücut vermek nispetinde olduğunu unutmayacaksın. Dertlerin mi var? Kendini vücut rengine ve kendine vücut rengini verdiğin için oluyor. Sahiplenmeyeceksin. Sen evet, sen senin değilsin. O birisinin işidir. Allah'ındır. Sen senin değilsin ki. Biz kullanıyoruz. Ev sahibi gibi oturursan bedende, çıkması kolay olur. Oldu mu? Olmadı. Kiracı gibi oturursan çıkması kolay olur. Yani bu hayatına beka vermeyeceksin. Yok. Peki. Başka? Alem içinde alemini açmaktır zan. Yani bu alem içinde kendi hususi dünyanını açmaktır, perdesini. Mevcut olanı farklı yapandır zan. Yani herkesi farklı yapan zandır. Herkes niye farklı? Sen benle farklısın, ben de seninle farklıyım. Zan. Yani kendini ve mevcudatı yorumlamak. Hatta Cenab-ı Hak, beni tanımak mı istiyorsunuz? İlk önce kendinizi tanıyın diyor. Allah'ı tanımanın miktarı ve seviyesi ve kalitesi kendini tanımanın miktarı ve kalitesine bağlıdır. Anladınız mı bunu? Sen kendini tanımasan tanıman gerekeni neyi tanıyacaksın? Ya biz tanımıyoruz kendimizi. Allah bizim için nedir? Bunun cevabı sen sana nesin? Bir insan düşünün, kendisiyle barışık değil. Kendisiyle kavgalı. Kendisini sevmiyor. Seninle nasıl barışık olacak? Kendisini sevmiyor. Kendisi kendisiyle huzursuz. Başı kendi başıyla belada. En büyük bela aklı olmuş. Düşünceleri cehenneme dönüştürmüş. Böyle iki tane sakat, iki tane sorunlu kişinin evlenmesiyle huzur mu olur? Kendini idare etmekten aciz, seni mi idare edecek? Anlıyor musun? Ya düzelir. Sakın ha, öyle bir macerayı yelken açmayın evliliğe. Mazi istikbal, istikbalimi mazi yapabilen zandır. Geçmişini şimdi yaşattıran zandır. Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh, ahiretin üstü açılsa diyor, yakinim ziyadeleşmez diyor. O zan, zanını kaldırmış. Çıkar kendini aradan, zahir olsun yaradan, bu zan. Halde hem maziyi hem istikbali, fikir, his ve haletlerini yaşattıran zandır. Üç zamanı aynı anda yaşarsın. Zan. Mesela içinde doğan yok mu böyle tatlı bir hal? Bir derste, bir sohbette, namazda. Huzur olmuyor mu bazen? Ha, zanlar ne kadar kalkarsa çöken sis var ya, sis, huyus, sis.
O kadar önümüzü görürüz. O sis zanlarımızdır. Başımızın belası başımızdır. Düşüncemizin belası düşüncelerimizdir. Ya zandan zannedersek, vesveseden vesvese edersek, şüpheden şüphe edersek, şerinden kurtulur, hayrına nail oluruz. Evet, dertler bana derman imiş. İnsanı donuk olan, insanın donuk olan fikirlerini, hislerini, duygularını ve latifelerini, kanatlarını açan insana bu vesileyle zenginlik katan, farklı düşünme ve hissetme duygularına ve letafetlenmesine veya kasavetlenmesine sebep, aynı zamanda malzeme ve zemin olmaktır. Zaten Risale'den okudum, paragrafları cümle olarak verdim size. Onun için metin bize benziyor ama Risale'de çalışarak yaptığım için senelerce, 1,5 sene çalıştım buna. Bak, insanın donuk fikirleri var. Fikirler, donuk şu, mutfak, tuvalette tak iş, iş veya oku, fikri bu kadar. Sen ne iş yapıyorsun? Öğretmen. Ev, okul, yatak, mutfak. Okul, ev, yatak, mutfak. Dikdörtgen. Bunu, buradan bunu çıkartacak şey, yani fikir aynı. Öğretmenin karşısına aynı. Evin aynı. Mutfak doldu, boşalt. Aynı. İnsanın donuk fikri budur. Aynı şey yapıyor. Fikirlerini, hislerini, duygularını, latifelerini donukluktan çıkartan, ufuk açan, hazır zamanın dışında düşünme, Allah'ı ve ahireti düşünmeye sebep olan zanlar. Sana zenginlik atan zandır. Mesela zan olmasaydı ilim olmazdı. Araştırma olmazdı. Ya. Şüphe olmasaydı heyecan olmazdı, araştırma olmazdı. Deliller olmazdı, delil araştırılmazdı. Zan olmasaydı insanın fikirleri, düşünceleri, hisleri sabit olurdu arkadaşlar. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Seni buradan çıkartan zanlardır. Zannediyorsun ona şuraya geleyim, bir sene sonra şurada olmam lazım gibi. O zanlar insanı aktif ediyor. Yani dünyadayken ahireti düşündüren sana zanlardır. Çünkü insanın en büyük sorunu kabirdir. Kabiri çözülmedikçe İnsanda, insanoğlunda huzur yoktur dünyada. Kabir çözülmedikçe, kabir izah edilmedikçe, şu kefen, mezarlık izah edilmedikçe aleminde huzur yoktur. Ne yaparsan yap. Pişt, 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 pişt. Gidiyor. Gitti ya. Bir varmış, bir yokmuş. Yaşı da yok, biliyor musunuz? 13 yaşında kanser çocuğunu görmüş o. Hem de 3-4 ay önce, fazla da değil. 22 yaşında birisini ziyaret ettim bir hafta önce, Çapa'da. Hem de kan kanseri. 22. Bu iş, ölümün yaşı yokmuş. Ölümden korkma, günahlarından kork. Ölüm korkusu geçmiş günahlardır. Size bir şey söyleyeyim samimiyetim, sizi sevdiğim için söylüyorum. Namertim bugün ölüm gelse yok derse. Niye dedim? Nasıl diyebiliyorsun? Elhamdülillah. Rezillikleriyle beraber hayatımda din ve dava vardı. Allah'ın davasını samimi dava edinmiştim. Verdiğim sözden dönmedim. Namazımı kıldım, oruçumu tuttum. Risalemi okudum, Kur'an'ı okudum. İnsanların imanı kurtulması için gayret ettim. Şimdi de onun ekmeğini yiyor. Bugün de gelse eyvallah teris olacağıma inanıyor. Dedim ya dersin başında, en mutlu insan, özeneceğiniz insan
Allah ile ve ahirette ümitli yaşayan insandır. Onlar ölmeden ölmüşler ve cennete girmeden cennete gitmişler. Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Cennete gireceksin demiyor. Gir cennetime diyor. Hazır zaman kibini kullanıyor. Gir cennetime diyor. İman insanın hususi cennetidir. Şu anda lezzet yok mu arkadaşlar size? Bir huzur yok mu? İşte bu. Bunun 7 katını düşün, 5 katını düşün. Huzur yok mu ya? Huzurunuz varsa bunun 3 katını çarp. Biraz da böyle ilerle. Şu haletin 3 katı haletin olsa ölümden çekinir misin? Ölüm teristir, tebdili mekandır, tahvili vücuttur, itlak vücuttur. Hizmetten mükafata dönmektir. Aslı vatana uçmaktır. Rabbine kavuşmaktır. Allah'tan uzak yaşamadık ki kavuşmaktan korkalım. Allah'tan uzak yaşamayınca kavuşmaktan niye korkacaksın? Zaten ayrılmadın ki kavuşasın. Hayat doğru yaşamak lazım. Doğru yaşamak için doğru insanlarla doğru yerde doğru iş yapacağız arkadaşlar. Gençsiniz. Bak pişman değilim 75 içene köylülük. Burada geçen bisikletle geçen ömrüm. Pişman değilim Allah'a hamdolsun. Doğru yerde doğru insanlarla doğru iş yapın. Allah aşkına şu asırda nerede oturuyorsunuz? Böyle bir yerde içeren köyde dünya ve ahiretinizin huzuruna vesile olacak biliyor musunuz? Dershanedesiniz biliyor musunuz? Mehdiyetin limanı karargahı. Ne kadar şükretsek az ya. Sen ne çekiniyorsun? Şu anda ölsen bile şehitsin ya. Hükmün öne geçiyor. Allah Resulü ilim elcisi cennet bahçelerinin bir bahçedir diyor. Cennet bahçelerinde vefat edeni Allah'ın rahmeti cehenneme atar mı? Cennet bahçesi diyor ilim elcilerine. Böyle bir sebebiyet veriyor. Bunun kıymetini bilmek lazım ki Allah elimizden almasın. Dershanenin ya. Ya. Allahu Ekber. Dünyayı ahiretin üstünü tutmaya diretendir zan. Yani dünya için diyor ki ahiretin üzerine tenteneli perdedir. Bu tenteneli perde zandır. Zan kalktı mı sanki orayı yaşıyorsun. Allahu Ekber. Bir daha. Dünya ahiretin üzerine tenteneli perdedir. Bu tenteneli perde zandır. Zanlar azaldıkça Allah ve ahiret hakkında beni kesecek, cehenneme koyacak. Allah Cumhuriyet savcısı gibi düşünmesen. Ya. Şimdi rahmet ilahi celbine sebep olacak işlerde yerlerde olur mu? Allah hakkında Peygamberimiz dediği gibi nihayetsiz üstü zannettin mi? Niye böyle düşünüyorsun ya? Allah beni cehenneme koyacak, Allah beni ne yapacak? Niye öyle? Ne zorun var? Allah beni affedecek inşallah. Bana kulum diyecek diyeceğine delilim buraya koymuş. Allah hakkında böyle üstü zannedeceksin. Peki bu Allah hakkında üstü zannettin mi? Bu haletin değişiyor. Şu andaki halet, müjde vereyim size. Şu andaki halet buralı değil kardeş. Burada orayı yaşıyorsun. Çünkü bu huzur ne baklavadan geçer ne de etten geçer. Yani şu andaki huzuru yemekten gezmekten gelmez kardeşim. Özür dilerim affınıza sığınırım. Şu andaki huzur cinselliğe de benzemez. Hasır olmadıkça Zat-ı Zülcelal sende bu huzur olmazdı. Ne demek biliyor musunuz? Şu andaki huzur. Burada orayı yaşıyoruz. Yaşatıyor Allah. Ya. Bir müjde de vereyim. Allah ahiretin üzerini kabirle, kefenle, mezarlıkla kapatmasaydı, ahiretin güzelliklerini insanoğlu görseydi, çabuk geçeyim diye bir tane insan kalmazdı, hep intihar ederdi. Zira bir kıza kavuşamamak,
bir fabrikayı batırmaktan hasıl olan eylemden kurtulmak için bir kız için intihar eden bir insan hulileri görse ne yapardı? Ne var? O zaman tabii. Konuşamıyor ki. Güzel bir müjde yani. Ne diyeyim ya? Bir kız için intihar eden, bir fabrika için intihar eden kaybettim diye mülkleri görse, hulileri görse ne yapar? Ama Allah sizi burada güldürdüğü gibi, bu neyle güldürdüyse onun hakikatini hepimize yaşatsın inşallah. Güldüren Allah. Bir tane şeyimi söyleyeyim. Bende biraz gariplik var zaten, metsupluk var, onu baştan söyleyeyim. Her gün bir yürüme yapıyorum sağlığım iyi olduğu zaman. Baktım karı kocadırlar yani mesela 40'ın üzerine, öyle flört gibi değiller elhamdülillah, öyle zannediyorum. Ben de yürüyorum, onlar da denk geliyor çoğunlukla. Karı koca konuşup gülüyor. Yani denk geliyoruz da yürüyorum. Konuşup gülüyor. İyi geldi. Bazen de sıra veriyor bana. Ya gülünce ne dedim biliyor musun? Açık ha! Açık. Allah'ım dedim içimde. Bunları bu mutlu yaptığın gibi, güldürdüğün gibi. Ya Rabbi, ahirette de mutlu ve güldür bunları ya. Bunları ağlattırma Allah. Bu ne demek? Hidayet verdi. Ve onların mutlu olması, Allah'ın kullarının mutlu olması beni mutlu ediyor. Bir kedinin bağırması beni rahatsız ediyor. Yatağımdan kaldırıyor. Bana bu özelliği veren, bu şefkati veren Allah'tır. O Allah nasıl bir Allah'tır? Benim şefkatimin kaynağı olan Allah'tır. Şefkatimle kaynağına güveniyor. Allah'a nihayetsiz üstü zaniydi. Ve doğru, tabi şunu da dikkat edin diyor Cenab-ı Hak Kur'an'da. Şeytan sizi aldatıp da, yani şeytan, Allah'ın rahmetini aldatıp da şeytan kendisine uydurmasın. Yani namaz yok, niyaz yok, Allah'ın rahmeti var. Olmaz. Sen, zaten ben ne desem de senin vicdanın kabul etmez. Herkesin şu sözün vicdaniyeti kadar lezzet alacaktır. Ama ne olur, dünya senin ve benim zannettiğim gibi değil. Burası koridordur, kavşaktır, tenteneli perdedir. Ders okudukça, kitap okudukça, geldikçe, tefekkür ettikçe o tenteneli perde kalkıyor. Vallahi çoğu zaman ben bu dünyaya alışamadım. Hiç alışamadım. Ve ahiret noktasında burası çok keyiflidir. Yoksa vallahi ahireti dünya bir an bile yaşamak cehenneme döndürür. Allahsız ve ahiretsiz Allah'ın beni bir an yaşatması, sizi de yaşatması. Yani cehennemin ta kendisi. Ahiret için, dava için, İslam için yaşamak lezzet veriyor. Ölmek de keyif veriyor ki Allah şehit ediyor. Dünyayı ahiretten üstün tutmayı diretendir zan. Dünyayı üstün tutuyor. Zandır. Ahiret üstün tutuyor. Üstü zandır. Suyu zannettiren şeytandır. Ya belki bazıları içimizden geçer. Ne anlatıyor bu ya? Oo bayağı keseden atıyor. Bu işte şeytan söylettiriyor. Bu suizandır. Aynı zamanda ahiretin üstünde tenteneli perde olan da zandır. Soğuk, dar, karanlık ve kimsesiz olan dünya hayatı. Kabir Üstad söylüyor. Kabirin dört sıfatını söylüyor. Soğuk, karanlık, dar, yalnız. Bu kabir. Dünya da böyledir. Eğer seni anlayan veya haletine merhem olacak, gördüğün zaman seni rahatlatan, konuştuğu zaman sana ufuk açan dostun yoksa, bu dünya cehenneme döner. Eğer gördüğün zaman seni rahatlatan, konuştuğu zaman seni ferahlatan, o senin cennetin gibidir. Sohbet ihvan, tilavet-i Kur'an,
Münacatı Rahman. Allah Resulü de sıkılırdı. Nasıl çözerdi? Biz sıkıntı çeşitleri var. Mesela hastalığın sıkıntısı ayrı, ihanet sıkıntısı ayrı, değil mi? Namazı geç kılmanın sıkıntısı ayrı. Sıkıntı çeşitleri var. Allah Resulü sıkıntılarını şöyle çözerdi. Farklı sıkıntılar olduğunu gösteriyor. Bir sıkıntı çeşidini namaz kılarak mukabele ederdi. Başka bir sıkıntıya Kur'an okurmuş. Başka bir sıkıntısına hanımıyla sohbet ederdi. Başka bir sıkıntısına Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh ile sohbet ederdi. Başka bir sıkıntısına vakti olmadığı halde Bilal Habeşi'yi çağırır. Ya Bilal bir ezan oku da atlat bizi dermiş. Başka bir sıkıntısına sahabesini çağırdı. Bir Kur'an oku da bizi rahatlat. Estağfurullah ya Resulallah Kur'an size geldi dediği zaman. Evet ama ben de başkasından dinlemeyi severim dermiş. Biz de bunlardan bir tanesine sığınacağız inşallah. Sohbet ihvan mesela. İşte Ebu Bekir'e gidermiş. Tilavet-i Kur'an. Münacat-ı Rahman. Şeytan vesvese namaza giriyor ama dua anında giremiyor. Ya dua yapıyorsun ya yapamıyorsun. Yapabiliyorsa şeytan yoktur. Onun için sırrı bu diyettir. Ya böyle yapamıyorsun böyle. Eğer ediyorsan şey edebiliyorsan ediyorsun demektir. Yani şeytan yok. Münacat'ta böyle huzurlu bir duada şeytan yok. Huzurlu değilse zaten yapamıyorsun. Patlı kötü gidiyorsun. Bak huzurlu. Hoca şey yapsa da çekip bitsem diye. Soğuk, dar, karanlık ve kimsesiz olan bu dünya hayatının üstüne seni çıkaran veya şu yaşanan dünyayı sana cehenneme çeviren zandır. Zan. Allah Allah. Has iken am zannedilmiş. Burada has ve am umumi bir hayatı kendi hususiz hayatıyla aynı zannetmiş. İnsan ilk önce düşünürken ilk önce tahayyül eder, hayal eder, sonra tasavvur eder, sonra düşünür, alt depolar yani geçmiş kültürü bilgileriyle üstün işlemesi için malzeme yetiştirir. Yani aldığımız kültür, anne baba, mesela diyelim, misal vereyim. Yani batıl, hurafe ile büyüyen, çoğumuz öyle büyümüşüz. Babaannelerimiz, dedelerimiz, cin hikayeleri, hortlak masalları, yok mezarlıkta ködeşi oldu. Bunlar alemimizde malzeme oldu. Bunlar zana dönüşmüş, hadi gece git de tuvaleti göreyim. Kapıda bekliyorlar. Arkadan elini atıyor. Arkadan elini atmış. Mezardan elini atmış. Gel lan buraya. Bir tanesine dedik abi buradan çabuk geçelim dedi. Mezarlık. En güvenilir yer burası. Dur dedim. Abi çabuk geçelim dedi. Ya babaannem dedi ki çok tehlikelidir. Dedim tehlikelidir. Mezardan bir yer çıkar. Gel lan buraya falan. Yok abi öyle değil. Peki burada o hortlak olur. Dedi. Bak şimdi. Kafir buradaysa burada olabilir mi? Veil kuyusundadır kafir. Müslümansa Allah orada durak tutmaz, yıldızların üstündedir. Burada kimse yok kardeş. O öyle zannettiği için. Başkaları orada. Öyle mi ya? Aynen öyle. O peki kimler var dedim. Senin babaannenin dedenin anlattığı hikayeler burada. Başka kimse yok. Acayip. Ne kadar oldu saat? 40 dakika. 40 dakika. Bir 5-10 dakika gidelim. Zan kendi hevasını tanrı edineninde zan ve suizan hakim olur. Cenab-ı Hak diyor ki men ittehaza ilahehu hevahu. Yani hevai nefisini ilah edineni. Birbirinizi ilah edinmeyin gibi. Bunlar hep zanlarımız. Ha? Başka bir yer okuyayım. 49, 249. Diyeceksiniz ulan nereden çıktı bu zan ya?
Aklı hareketsizlikten kurtarır, hareketlendiren şüphe edir. Şüphenin ifratı günahlardan, bu da şeytandandır. Her şeyin ifratı şeytandandır. Her şeyin ifratı vasat, ifrat, tefrit. Her şeyin ifratı şeytandandır. Tefriti ya nefistendir veya cinlerdendir. Veya erva habiselerdir. Seyrettiğimiz televizyon, müzikler vesaireler. Bunlar erva habiseleri oluşturur. Şüphe kalkarsa tasdik olur. Şeytan unutma hali ifrattır. Yani her şeyin ifratı, unutmayın, şeytandandır. Şeytanı tanısan vasata gelirsin. Şüpheden şüphelenmiyor, bu şeytan yapıyor. Şüpheden şüphelenirse vasat olur. Vesveseden vesvese dersen ortaya gelir. Bazen inanın vesvese niye gelmiyor diyor, ben vesvese ediyorum. Hakikaten. Niye gelmiyor? Mesela bir misal vereyim. Şimdi çok zor durumdayım. Abdest almak istemiyorum. Ama hemen kılmak istiyorum namazı. Ulan ama unuttum ya. Uyku hali mi geçti arabada? Duruyorum. Vesvese gelmesini bekliyorum. Vesvese gelse ki abdest yok galiba, namaz kılacağım. Çünkü olduğuna delildir. Vesvese şeytan tasdikte abdestim var demektir. Bekliyorum vesvese gelsin de abdesti var mı diye de almayayım kılayım namazı. Hiç gelmiyor, ben aptal değilim dedi. Ve vesvese gelmediği için abdest alıyor. Şeytanı çok meşgul ediyorsun. Şeytan mesleği böyle güzel. Acayip bir şey. Şeytanın psikolojisiyle meşgul olmuştu adamlar. Adam bir sistem ya. Adam sistem sistem. Siz şeytanı kale almıyorsunuz ama o sizi çok ciddiye almış. Adam meslek edinmiş seni. Adamın mesleği seni idlal etmek. Adamın mesleği ya. Ciddiye almış seni ha. Öyle böyle dalmamış seni. Sana bir şey yapamıyor. Bak şaşıracaksın. Allah'ın izniyle sana bir şey yapamaz. Yapamıyor. Ya karınla yapıyor sana. Ya çocuğunla yapıyor. Ya sokaktaki köpeğe musallat ediyor. Ve arabayla giderken bir tanesi artistlik yapıp makaslama yapıyor. Çıkkı laf falan. Ha, bil ki şeytan yaptırıyor. Sana direkt bir şey yapamadığı için. Onlar şeytanın sopasıdır. Onun için geldi hanımına kız. Kızmayacaksın. Zavallıyı musallat ediyor sana. Sen de o yapıyor zannediyorsun. Sana bir şey yapamayınca onunla sana yapmaya çalışıyor. Anladınız mı? Bir misal vereyim sana, dün Emre'de oradaydı. Şimdi Çanakçı'da bizim kurs var. Böyle ortaokul çocuklarını alıyoruz. Vakıf yetiştiriyoruz ama mektepte okuyorlar yatılı. Orada bazı aileler, yurt dışı her yerden gelen var. Çocukların sorumlu tabii. O ders yapıyorum. Hem imanı ders yapıyorum hem psikoloji yapıyorum çocuklara. Daha sorunlu olan ailelerine geleni de okuyorum ya. Yani. Elimi koyuyorum. Kur'an okuyorum çocuklara. Çocuğa elimi koyar koymaz kahkaha ile gülüyor. O gülmüyor ki. Niçin yapıyor? Hasan sinirlensin. Tifeler. Hayvan herif seni kaktır. Hem okuyorum seni hem kaka atıyorsun. Kovmamı istiyor. Dedim ki asla kovmayacağım. Sen güldürüyorsun. Çocuk gülmeyi kesti. Ben içimde dedim ki hiç kusura bakma, sen olduğunu biliyorum. Çocuğu kovmayacağım. Oturdu başladı gülmeye. Elim koydu. Dedim ki hiç kusura bakma. Çocuk rolantiye girdi. Hanımın eşin sana bağırdığı zaman bil ki adam devrede. O zavallıyı kullanıyor. Boşluğuna gelmiş. Abi nasıl oluyor? Ya sen bazen uyku sarmıştın, elini vurmuyor musun? O da öyle işte. Anladınız mı? Bazen de şeytan, Allah bize musallat ediyor. Hak ettiğimiz için. Karşısına ahkamları koymamak ve şeytanı unutmak ifrat.
karşısına ahkamları koyup edili şeriyle bakmak ve şeytanı tanımak vasat. Şimdi bu kadar yeter zannediyorum. Çünkü diyeceksiniz ki şurada da bir sürü vardı. Ama zannın cemi şöyle diyeyim. Aile ve çevreden elde ediliyor. Bize giydirilen elbisedir. Kah babaannemiz giydirdi elbise. Kah toplum, kültür, örf, anneanne, gelenek bize elbise giydirmiş. Bize ne demek biliyor musun? Hususu dünyaya soktular. Biz acaba kendi dünyamızı mı yaşıyoruz? Bize biçilen dünyayı mı yaşıyoruz? Tek şartla kurtulabilirsiniz buradan. Aklımızı Kur'an'a ne kadar tabi edersek o kadar bize biçilen dünyadan çıkarız. Biz bizi yaşarız. Mesela ne derler diye yaşayan kendisini yaşamıyor. Ne derler diye araba alıyor. Ne derler diye çoğu üniversiteyi okuyanlar ne derler diye okuyor. Ne derler diye giyiniyor hanımlar. Ne derler diye koltuk alıyoruz. Ne derler ya ben gelin olurken bu halıyı aldım. Utanıyorum gelenlerde ya. Üstü başıma istemem ya şu halıyı değiştir. Ne derler diye. Ne derler başkasını yaşamaktır. Kurtulmanın tek yolu çaresi var. Kendimizi yaşamanın yolu aklımızı Kur'an'a tabi etmek. Bunu nasıl yapacağız? Kolay değil tabii. Asrın imamı bana göre Risale-i Nur'dur. Kimsenin imamına dokunmam haşa. Benim zaten öyle bir ahlakım yok. Herkesin kendi dünyasında bir mücedit var. Bir cemaati var. Oraya teslim olsun. Teslim olmak kadar büyük nimet yoktur. Ne olur o kadar çevremde felsefe öğretmeni, kafayı esas yapan, zekasıyla aklı bozan var ki etrafımda haddi belli değil. İçimden coşarak söylüyorum bunlar varken teslim olabiliyor musun? Davana kanaat edebiliyor musun? Risale-i Nur'un dusturlarını yapamasan bile tamam diye emin olabiliyor musun? Doğru budur. Diyebiliyor musun? Gözünü kapatıp orada denileni kabul edip uygulayabiliyor musun? Başka şey yaşıyorsun. Kur'an'a tabisin, zanlarından kurtardı. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. Belki düz metin okumadınız bazıları diyecek. Oysa Risale-i Nur'daki çoğu Emirdağ ve Kastamonu'nun arkasından çıkarttığım cümlelerdir. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temâs-selâvâdı.